Merhabalar sevgili dostlar. Bu bir kayıtın tekrardan çekilmişi. Belki bir, iki ay falan oldu mu? Oldu. Oldu değil mi? Oldu. Bu arada Bahadır kardeşimi sizlerle tanıştırmak istiyorum bilmeyenler için. Benim çok sevgili dostum. Glockçu Niki ile bir yerlerde bulabilirsin kendisini. Glock hayranıdır ve de ustasıdır. Bugün ona ait bir tabancayla bana ait ya da ödünç, Allah'ın izniyle ödünç verilmiş. Ne zamanlar kartlar bizde olacağını bilemediğimiz biz iki silahı sizlerle paylaşacağız. Yaklaşık iki ay önce bu iki silahı poligonda paylaşmıştık ama bir takım talihsizlikler oldu. Gürültü oldu, ışık yeterli olmadı falan filan bir türlü görünmedi. Bahadır'la da sözleştik, tekrardan bunun bir çekimini yaparız. O zamanki atışları bunun arkasına ekleriz diye. Fakat kaçmaktan kovalamaya vakit olmadı. Benim Fethiye'ye gidiş arifemde, dönüş arifemde daha doğrusu sıkıştırdık, sağ olsun işini gücünü bıraktı geldi sizlere bu paylaşımı beraberce yapmak için. Yarın da Allah nasip ederse Fethiye'ye gidiyoruz. Şimdi tabancalar, önce benim bu tabancayı biliyorsunuz. Bu öncelikle boşaltalım, daha doğrusu boş olduğunu hep beraber görelim. Model 13 Smith & Wesson 357 Magnum. Şunu atalım. Bu da sevgili Bahadır kardeşimin SP-101'di değil mi bu? Evet. SP-101 Ruger 38 Special bir harika tabancası. Şimdi aralarındaki temel farklar, bir tanesinin mermiyi gösterip tekrardan yerine kaldıracağım. Canlı mühimmat prensip olarak hiçbir zaman için silahlarla beraber bulundurmuyorum. Şu mermi 38 Special, bu mermi 357 Magnum. Aralarındaki fark, hatta ucu şey olan bir mermiyle karşılaştırayım. Yumuşak kurşun olan bu Celio Bello, makine kimyanın bir zamanlar getirdiği mermi. Bu da Remington, yine makine kimyanın ithal ettiği mermilerden. Şimdi bakın, yan yana getirdiğimiz zaman aralarında 3 milim yaklaşık fark var. Kovanların uzunluğu da. Şeyin, merminin tüm uzunluğu aynı dikkat ediyorsanız. Ama kovanlar farklı. Çekirdekler aynı. 158 grain standart ağırlıkları. 158 grainlik çekirdekler. Yani aynı çekirdek her iki tabancada da kullanılıyor. Ancak barut cinsi ve miktarı farklı. Bu Magnum'da yavaş yanan daha fazla ağırlıkta barut var. Bunda biraz daha hızlı yanan daha az barut var. Magnum olduğu için böyle bir baruta gereksinim var. Şimdi şu mermileri ortadan kaldıralım. Güvenli olarak tamamen işimize bakalım. Evet, uzak. Şimdi benim tabancayı anlatmaya pek fazla gerek yok. TC polisler vardı bir zamanlar. Üzerinde TC polis yazardı. Model 10, Smith & Wesson. Emniyet teşkilatımıza dağıtılmış tabancalar. Emekli polislerde falan ipi vardır. Yani piyasada da bulunuyor zaman zaman. Onun Magnum'u. Bütün ölçüleri aynı. Ancak topun içindeki daralma konisi 3 milim daha uzun 38 tabancaya göre. Dolayısıyla buna hem 38 hem 357 mermi koyabilirsiniz. Atabilirsiniz. Ama bu tabancaya 357 mermi sığmaz. Sadece 38 spesiyelin varyantlarını koyabilirsiniz. İşte çukur uçlusunu, kesik uçlusunu, küt uçlusunu, normal yuvarlak uçlusunu. Bir sürü alternatif var bu tabancada 38. Plus P kullanabilirsiniz. Çünkü bu çok güçlü bir tabanca, çok sağlam bir tabanca. Hani ele almışken sağlamlıklarına bahsedelim. Bir kere sen anlat kendi tabancanı, kilit sistemini anlat. Niye bana beni konuşturuyorsunuz ihtiyar adamı? Şöyle göstereyim o zaman. Şöyle kamerayı biraz daha yaklaştırırsan daha güzel görürler herhalde. Ruger'in en büyük farkı 3 noktadan kilitlemesi topu. Topu hem iç kısımda, şurada ortada bir kilit noktası var. Hadi ben daha, sen anlat, ben yakından göstereyim. Hem orada bir kilit noktası var. Hem mermi dolum yatağının arkasında görmüş olduğunuz bir kilit noktası var. Hem de topun ön kısmında bir çentik var. 3 noktadan kilitliyor. Bu yüzden tam hizalamada ve
toleranslarda bayağı sıkı. Namlu yapısı diğer toplu tabancalara göre çok daha etili, çok daha sağlam. Amerika'daki birkaç bir şeyde el dolumlarında yaşanan sıkıntılarda birkaç şöyle bir yazı görmüştüm. Hani iyi ki Ruger'miş diye. Hani çünkü bazı tabancalarda, Colt'larda hani namlu patlamaları çok olurken Ruger bundan bayağı bir sıyrılabiliyor. Hani fazla barut koyulduğu zaman silahı sağlam tutabiliyor. Tabii ama yani fazlalığın miktarı da çok tabii önemli. Yani yani kimse güvenmesin. Gerçi Türkiye'de tekrar dolum yapılmadığını evet tahmin ediyoruz. Ama kimse de güvenip de fazla barut koymasın. Standartların dışına çıkmasın. Bir şey ilave etmek isterim. Belki Bahadır onu söyleyecekti birazdan. Şeyin top kilitleri, bakın şurada topun yerine geldiği zaman alttan kol şey kilitleri şeyin topun zayıf yerinde değil, güçlü yerinde. Biraz offset. Şurada. Smith Wesson'da topun zayıf yerindedir. Yani deliğin hemen hizasındadır. Bakın şu delik burada. Kilit deliği burada. Bu biraz da 5 atım, 6 atım. Ama 6 atımda da böyle. 6 atımda da he. 6 atımda da böyle. Yani bunun standardı bu Ruger'lerin. Bakın Ruger'in 6 atım o şekilde olduğunu görmedim ben. Denk gelmedim. Smith Wesson'un 5'i de ortadadır. Yani bunun standardı. Evet, tekrardan devam et. Ben araya bir saplama yaptım. Bunun haricinde sabit bir gezimiz var. Benim çok sevdiğim gez şeklidir ki bunda Osman abimizin silahına baştan o aldığında ben çok böyle içlenmiştim açıkçası. Ah gitti diye. Yalan yok, ben bu silah ilk gideceği zaman Selçuk abimiz sağ olsun bana söylemişti. Ben de model 10 deyip şey yapmamıştım. Ama Osman abi gidip bakınca aynı zamanda 150'ye de atan bir tabanca olduğunu görünce kaçırmamış tabii. Bu arada Engin kardeşime sevgiler olsun. Sabit bir gezi var. Hep nişan tabancası değil. Çek at tabancası. 5 atış, 5'lik bir topu olduğu için çok ince bir yapısı var. Kalın değil. Taşımaya uygun. Güzel de bir kılıfı var. Evet, güzel bir kılıfı var. Özellikle Günur kardeşime yaptırmış bu kılıfı. Evet, Mass Coaster. Çok da keyifli bir kılıf. Evet, kablomuz şeyimiz de. Bu da Mustafa'nın işi. Kozloğlu'nun kablesi. Bu da Kozloğlu kablesi. Bunu da Mustafa yaptı. Da çok güzel bir kablesi. Çok severim onu. Evet. Türk malı gerçekten kaliteli ürünler. Evet ustam, senin başka belirtmek istediğin bir şey var mı? Estağfurullah. Bir şey var. İki şey var aslında. Bir tanesi topu bastırarak açılıyor. Smith Wesson'un topu ise ileriye iterek açılıyor. Colt'ların topu ise geriye çekilerek açılıyor. Böyle üç ayrı tabancada değişik fonksiyonlar var. Ben onu bilmiyordum. Bahadır ilk çekimde uyardı, söyledi sağ olsun. Bir şey sistemi var. Hani şehir efsanesidir. Topun geldiği yere mermi koyma, tabanca düşerse patlatır diye. Ta evet, o tek hareketli single action Colt Peacemaker'lardan kalma bir olay. Ama 1890'lardan beri Colt'un Colt Police Positive'i çıkartmasından sonra pozitif güvenlik sistemi bu tabancalara ilave edilmiş vaziyette. Bakın horozu, hani kapatalım topu, nazik çene, ileriye itiyorsunuz, horoz ileriye gitmiyor. Yere düşse de hiçbir şey olmaz. Aynı şekilde bunu da ileriye itiyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Ha, bu arada birinin iğnesi horozun üzerinde, diğerin iğnesi gövdede, horozun üzerinde değil. Buradaki fark, Bahadır'ın bana söylediği fark şu. Tetiği sona kadar çektiğinizde, şimdi nasıl yapalım onu da siz de göresiniz. Böyle açılıp, tetiği sona kadar çektiğinizde
Bakın horoz yukarıya kalkmıyor tabii. Top böyle yapmak zorundayız. Yukarıya çıkarken iğnenin ucuna içeriden bir parça çıkıyor. Bu parça horozun boşluğunu tamamlıyor ve iğneye vurmasına imkan sağlıyor. Evet. Bu bir emniyet. Bunda tam tersi. Bunda tam tersi. Horozun iğnenin hizasında olan, daha doğrusu iğnenin değil de horozu ileriye gitmesini sağlayan parça, horozu kaldırdığınız zaman aşağı iniyor ve yolu açıyor. Evet. Tam tersi sistem. Bunda yolu iğnenin önünü kapatıyor, daha doğrusu horozun önünü kapatıyor, horoz vurduğu zaman iğne vuruyor. Bunda da horozun yolunu açıyor. İkisinde farklı güvenlik sistemleri var ama her ikisinde de ne yaparsanız yapın patlatamazsınız. Bir yarı şey yok, kilit yok. Tek harekette. Sonra kadar hadi bir düşürelim bakalım bizim duvara doğru. Tekrar boş. Tek harekette böyle bir yolu var. Bunun da tekrardan bir kontrol edelim boş olduğunu. Çok da güzel bir tetik var yani. Harika bir tetik var tek harekette. Her ne kadar çift harekette Smith ve sonu yakalayamaz ise de tetiği. ama çift harekette de ben bununla... Akıcılığı çok güzel. Evet, şey akıcılığı yaptım, çok güzel. Poligonda hatırlıyorsun çift hareket yaptım şeyde. Poligonda son derece keyif verdi. Arpacık sökülebilir, takılabilir bir arpacık. Bunun arpacığı sabit. Namluyla beraber bir arpacık. Yani Allah vermiyor. Düştü arpacık ezildi mezildi falan filan. Şansınız yok ama bunda şuradaki pinle arpacığı çıkartıp yeni bir arpacık takmak imkanınız var. Tabi tabanca paslanmaz bir tabanca. Siyah bir arpacığa sahip olması gerektiği gibi. Gez o kadar güzel yapılmış ki hani yine horozu düşürelim kimseye karşı tutmayalım. Çok güzel ışık alıp arpacıyı görmek imkanına sahip oluyor atıcı. Yani beyaz olmasına rağmen gez paslanmaz çelik olmasına rağmen o kadar güzel bir geometriye sahip ki şu bölge şeyden gelen hedeften gelip arpacığın kenarından geçen bütün ışığı görmek imkanına sahip. Çok da güzel. Aynı şey bunda da söz konusu. Bu da ama bunun şeyi daha güzel, daha zarif yani. Şöyle baktığınız zaman gezi siyah belki gözükmüyor ama şimdi bu açıdan görebilirsiniz. Bunun gezi, Ruger'in gezi daha zarif şeye göre, Smith Wesson'a göre. Değil mi? Yani evet. Çok zarif. Yani ben evet diyorum da yani benim için açıkçası ikisi de aynı güzellikte. Yani sabit gezi olsun da yani ben gerçekten ayarlı gezi topu tabancada tercih etmiyorum. Hani tabii 6 inç vesaire hani böyle uzun atıcılık yapılmayacaksa bence toplu tabancalı geze hiç gerek benim yok. Benim 2,5 inç şeyim vardı. Smith Wesson model 66'm vardı. Ayarlı gez. Yani bir kere kasıkta taşımaya imkan yok. Apantistini alır insanın. O kadar batıyor insanın canını yakıyor. Dolayısıyla kılıfta yani dış kılıfta taşımaya kalksan takılıyor, gömleğe takılıyor çekerken falan filan. Hiç pratik bir şey değil. Yani küçük tabancalarda ayarlı gez toplu olsun, yarı otomatik olsun, ayarlı gezi ben kompakt, subkompakt tabancalarda kesinlikle gereksiz görüyorum. Evet, şimdi bir özellik daha var. Bakın özellik ve güzellik. Şimdi tabancaya bakarken aklıma geldi. Bu tabancanın sökülebilmesi için sağ tarafındaki yanak plakasını sökmeniz lazım. Bunu sökmek biraz lanettir. Şeyleri çok hassastır birleşim noktaları. Böyle buradan tornavidayla kanırtarak sökenleri falan biliyorum. Bunun kabza kapağı sökülüp vidaları çıkarttıktan sonra çekicin tahta tarafıyla böyle tık 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 buraya vurursunuz. Buradan bu kendinden çıkar. Aman kesinlikle buradan tornavidayla kanırtmaya kalkarsanız buraları bozulur. Berbat olur tabanca. Yani cinayet diyebiliyorum silaha karşı işlenmiş. Dolayısıyla şeyi... Sökmezseniz bence daha güzel olur. Yani... ustasına bırakın. Tabii ki ustasına. Bunu ben usta geçinen ustalar, bazı ustalara söylüyorum. Ben ustanın elinde böyle sökülmüş tabanca biliyorum.
Ha, katil. Ustayım diyen kasapların elinde. Şimdi tabii bu tabancanın yan plakasının sökülmesi bu gövdeyi biraz zayıflatıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bakın gövde tamamen sabit. Bu taraftan bir sökme falan yok. İki taraftan da sağlamlaştırıyor gövdeyi. Nereden sökülüyor? Tetik korkuluğu olduğu gibi çıkarken bütün tetik mekanizmasını da beraber getiriyor. Şuradan tetik korkuluğu olduğu gibi sökülüyor. Sökülürken iç mekanizmayı dolayısıyla yani bunu bir amatör de sökebilir icabında ama sökmesinler değil mi? Sökmesinler. Ustalara ekmek kalsın. Hem ustalara ekmek kalsın hem bir de şunu eklemek istiyorum. Hani Ruger için değil de mesela Smith Wesson için. Smith Wesson'un tetik yayını hani sökerseniz tetik yayına da dikkat etmenizi öneririm. Onun gerginlik ayarını tutturamayıp ondan sonra double action'da patlamadı diyebilirsiniz. Çok güzel bir nokta. Bu noktada bana çok şeyler geliyor. Toplu tabancalarla ilgili patlatmıyor yorumları geliyor. Aynı şeyi söylüyorum. Smith Wesson'ların bu modellerinde genellikle yani bu serilerde şurada bir vida vardır. Yayı bunların şeydir. Koltların spiraldir. Bunların maşa yaydır. Maşa yaya baskı yaparak horoz süratini ve horoz sertliğini ayarlar. Şimdi tabancı boş düşürmekte sakınca görmüyorum. Bakın şimdi çift harekette horozun gittiği noktaya kadar bakın. Bakın. Parmağıma kadar geliyor. Buraya dayanın. Şuraya kadar geliyor. Ama tek harekette bakın parmağım mani oluyor gidemiyor. Daha da geriye gidiyor. Tek hareketli de sorun olmaz genellikle. Ama çift hareketli de horoz yayını yumuşattığınız zaman iğnenin enerjisi azalacağı için daha kısa bir yoldan kapsüle vuracağı için kovan patlatmama, kapsül patlatmama tehlikesi var. Onun için eğer tek hareketli ve poligon atışı yapmayacaksanız iğne horoz yayına dokunmayın derim. Evet. Ustama da bu hatırlatmayı yaptığı için çok çok teşekkürler. Aralarındaki bir fark daha bunun namlusu 3 inç yani 7,5 santim bunun 2 inç yani evet, 5 santim. 2'den fazla mı? 2,25. Peki. 2,1/4 inç. Güzel. Güzel. Ve şeyi boşaltma çubuğunu olduğu gibi gizleyen bir yuva var. Boşaltma çubuğunun da ortası inceltilmiş, hafifletilmiş güzel bir boşaltma çubuğu. Ustam top dışarıdayken bir topun içine 357 Magnum 38'i koyalım mı? İnsanlar o farkı bir... Koyamayacağız onun için görsünler. 357 Magnum. Bak o bile itiraz ediyor. Şöyle elim tetikte değil, topu kapatmayacağım. Kapanmadan. Bakın dışarıda kaldı gördünüz mü? Top kapanmaz. Hani bazı aklı evveller var. Diyorlar ki... yapmaya çalışan, yaparız diyen çok kişiler denk geldi. Raybalayalım, o zaman sığar. Çünkü boydan sığıyor, boydan sorun yok. Boy aynı. Ama topun içine girmiyor. Çünkü daralma konisi buradan uçtan tutuyor. Aynı şey Colt, Smith Wesson. Smith Wesson, 38 Smith Wesson mermi atan tabancalarda da yapmak istiyorlar. Yapanları da duydum, gördüm. Onların mermisi de daha da küçüktür. Şu kadar. Hani makine kimyanın 38, hayır, 9.65 normal dediği. 9.65 normal. 9.65 normal. Bunlar anormal. Bunlar anormal. 9.65 normal dediği 38 Smith Wesson mermiler. Daha kısadır. Bu tabancalar o mermiyi atmaz. O tabanca da bu mermileri atmaz. Daha güçlü diye 38 mermisi girsin diye yuvaya raybalayanları biliyorum. Hepsinin elinde kalmıştır o tabancalar. Patlamıştır, parçalanmıştır. Lütfen uygun mermi kullanalım. Evet. Her silaha uygun mermi kullanalım. O olur mu? Bu olur mu? Yok. Bakın şu mermi... Yani ben topuk tabancada 9 mm koyalım da şunu patlatalım diyen duydum. Vallahi raybalarsan topu birazcık içine girer. Çekişlersen falan içine girer. Ama topu da patlatırsın yani. Çünkü 9 mm'nin enerjisi şeyi iç basıncı çok daha fazla 38'den. Bakın bu da 38 mermi. Bleach diye oturdu yerine. Gördünüz mü? Tabii şeyin toplu tabanca mermilerinin bir özelliği tablolarının etekli olması dışarıya doğru. Buradan oturur. Tutar toptan. Bu da öyle. Ama
büyük çoğunlukla yani %99 gibi diyeyim yarı otomatiklerde bu yoktur. 765'lerde yarı eteklidir. 38 süper 38'lerde yine yarı eteklidir. Ama diğerleri genellikle düzdür. Dışarıya taşma yapmaz şeyler, kovanlar. Evet, ellerim titriyor. Gerçek mermiyle tabancayı poligon haricinde bir araya getirdiğimiz bir şey söyleyecektim galiba vardı. Yok, uzak tutalım dedim. Evet, şeyimiz tamam, bitti, tamam. Kaldıralım. Ha, şimdi gelelim şeye. Sorular geliyor. Hani hangisini tercih ederdin diye video olarak. Biz birini sağa, birini sola. Şimdi bakın, bu tabanca çok güzel bir tabanca. Taşımaya da çok uygun bir tabanca. Fakat bu taşımaya çok daha fazla uygun bir tabanca. Geçen de bir poligonda şey attım. Model 60 Smith & Wesson. Evet. O da 5 mermiliydi. O da böyle. O bundan da daha hafif bir tabanca. Kabzası itibariyle, namlu altı görünüşü itibariyle. Bunlar hakikaten taşınabilecek ve güzel gizlenilerek taşınabilecek tabancalar. Bunda biraz şey var yani, nispeten ağır buna nazaran. Ne kadar ağır bilmiyorum. Hadi mutfak terazisini getirip onu da yapalım. Bu iş tamamen olur, gitsin. Yapalım. Soruyorlar çünkü ağırlık ne kadar? Geçen de birisi bir yorum yapmış. Ben o mutfak terazisini çok iyi biliyorum diye. Evet, ayarlayalım bakalım. Gramda. Önce AB'yi tartalım. AB boş olarak 936 gram. Kardeş boş olarak 731 gram. 200, 732 oldu. Hadi senin dediğin olsun. 200 gramın üzerinde fark var aralarında. 200 gram bir tabanca için bayağı bir şeydir. Hani tabii bir mermi daha fazla aldığı için bir merminin de bizzatihi ağırlığı fark olarak üzerine binecektir. Namlu daha uzun. Yani 200 gramdan daha fazla bir ağırlık farkı var. Tabii kabzanın ahşap olması, namlunun daha uzun olması, altı mermi alan top olması falan. Ama ikisi de güzeldir. Bu arada şunu söyleyeyim ama poligonda Smith & Wesson'u o kabze kavrama şeyi yani şimdi ben çok daha şimdi iyi. Şu bu kendi kabzasıyla da kavrayamıyordun. Şu kabzayla demir gözükmediği için buradan dövmüyor elini. Yani parmaktan da iyi tutuyor. Tırtıllar da çok güzel pozitif bir etki yapıyor. Bu tabancayla Magnum mermi attığınız zaman rahatsız etmiyor. Ama benim model 66 ile kendi orijinal tahta kabzasıyla attığım zaman Allah vermeye öyle bir dayak yiyordum ki şurası şu kemik yani 4 mermi atıyordum 5.'de nereye giderse gitsin diye atıyordum. Çünkü o zamanlar 38 mermi bulunmuyor. 357 Magnum o zamanlar dediğim 1991'ler. 357 ile hedef atışında. 357 ile hedefe atıyoruz. 25 metreden yarışma atıyoruz 2.5 inç namluyla ve mermi de şey PMP Güney Afrika dinamit gibi mermi. Dinamit gibi. Öyle bir patlıyor ki insanın yani 44 atıyorsun sanki. Evet sevgili dostlar. Bahadır kardeşime bu güzel tabancasıyla bu imkanı sağladığı için huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bu sohbetimiz de bugün burada sona eriyor. Bundan sonraki yüklemeleri inşallah Fethiye'den yapacağım. Bu video size ulaştığı zaman ben Allah nasip ederse Fethiye'de olacağım. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. İyi günler.